taş ayaklar üzerinden efendim kemerlerle bağlantılarla sekiz ayak üzerindeki bu tarihi taş köprü Kadiri tarihinin simgesiydi. Evet karşımızda taş köprüyü sürmüş tepesini savrun Suyu ve eteğindeki o zamanki meydanlık alanı görüyorsunuz. Orada tabii hayvan pazarı kuruluyor. Zaman zaman da Kadirli'nin kurtuluş bayramları burada yapılıyor idi. Kadirli'nin Kadir tarihi taş köprüsü. Bu köprü 1954 yılında şiddetli bir sel geldi dört ayağa çöktü. Tekrar yapıldı. 1960'ların sonrasında yeni baştan yapıldı. Evet, tekrar yıkıldı. Şu an bu taş köprü yerinde yok. Onun yerine beton bir köprü var. Ancak bu fotoğraf diyor ki Tadir'in geçmişinde böyle güzel bir köprü vardı. Evet o köprü hayal oldu. Hayal oldu ama Kadir'i tarihini de en güzel anlatan bu köprü diyebiliriz. Evet karşımızda Kadir'in tarihi taş köprüsü var. Bu bir tarihi fotoğraf ama çok anlamlı güzel bir belge. 54 yılında şiddetli sel geldiğinde köprünün dört ayağı çökmüştü. İşte o anın fotoğrafı. Ee, ...hemen orta yerde savrun suyu, köprünün ayakta kalan ayakları ve arka planda o zamanki Sülemiş Tepesi'nin görüntüsü var. Sülemiş Tepesi o yıllarda kır bir tepeydi. Yağmur yağdığı zaman efendim akan sel sularının içerisinden insanlar e, tarihi para arardı ki bulunlar da yani şimdi. Demek oluyor ki o tepe, tepenin eteğindeki efendim olan yer belki 2000 sene önce, 3000 sene önce insanların yaşadığı mağaralara doluydu. Tarihi özelliği vardı. Evet bu fotoğraf 1954 yılında çekildi. O zamanki güzel kadirliği anlatıyor. Evet yıkılan köprüyü ve arkadaki Sülemiş Tepesi'ni bir tarihi fotoğraf, bir hatıra. Kadirli bölgesi, Yörük ve Türkmenlerin bol olduğu bir bölge. Yapılan araştırmalarda görülüyor ki, 700 küsur sene önce bu coğrafyaya Kadir Türkmenleri geldiler, Ermenilerle savaştılar ve bölgeyi fethettiler. Bu fetih sonrasında Kavurgalı, Avşar, Farsak, Hatipli, Demircili, Karamanlı gibi Türkmen grupları Toros Dağları'nı ve eteklerini yerleştiler. 1516 yılında Osmanlı Devleti Dulkadir Beyliğini ortaya kaldırdı, bölgeye hakim oldu. Karsımaraş adıyla bir sancak kuruldu ve bu sancağın sınırları Kayseri yakınlarındaki Erciyes Dağı eteklerinden başlıyor. Göksunu, Andırını, şimdiki yani Tufanbeyli Mağarayı, Sayın Beyli için alıyor. Sumba, Savrun, Çokak, Geben, Andır'ın Haruniye'yi içine alan çok geniş bir coğrafyada bir Karsı Maraş sancağı vardı. Ve bu sancağın merkezi olan Karsı Maraş şehrinde 19 mahalle bulunuyordu. 500 sene önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde tutulan tarih defterlerinde bölgemizin en büyük idare merkezidir ve burası Yörük ve Türkmenlerin yurt yaptığı yerdir. Bu coğrafyaya yerleşen insanların önemli bir kısmı Tatar asıllıdır, bir kısmı Karamanlı'dır, Avşar'dır ve diğer gruplardır. Evet karşımızda o coğrafyanın elle çizilmiş bir resmi görüyorsunuz. Bu resmi 19. yüzyıl sonlarında bir Avrupalı ressam çizdi. Ala Cami. Orta Çağ'da Ermeniler döneminde kiliseydi. Bizans zamanında kiliseydi ama Romalılar zamanında burası bir tapınaktı bundan 2000 sene önce Romalı Flavyen ailesinin kurmuş olduğu o zamanki tarihi Antik Flavyopolis kentinde askerlerin ve onların ailelerinin efendim, dini inançları gereği yapılan tapınak, 4. yüzyılda Bizanslar zamanında kilise oldu ve orta çağda binada değişimler yapıldı. Orta mekanda bir salonun efendim yukarı tavan kısmına Ermeni haçları yerleştirildi. 1370'li yıllarda Ermeni Krallığı sona erdiğinde bir müddet kendi haline bırakıldı. 1480'li yıllarda Dulkadir Bey'i Alaaddin Boskurt Bozkurt Bey ve oğlu Sarı Kaplan döneminde bir minare eklendi. O kilise salonunun kıyısına bir mihrap yapıldı ve namaz kılındı, ezan okundu yaklaşık 500 yıl gibi uzunca bir zaman Ala Cami ezan okunan namaz kılınan bir yerdi ama 1924 ve sonrasında o zamanki çıkan yasalar gereğince Ala Cami'nin cami olma özelliği kayboldu. kendi haline bırakıldı. Önce medresesi, sonra cami özelliği iptal edildi. Buna rağmen son yıllarda örneğin 2010 yılında Ala Cami'de tekrar namaz kılınıyor ve ibadet yapılıyor. Kadirlerin çok iyi bildiği tarihi Ala Cami hep açıklıyorum, Fatih Sultan Mehmet Kadirlili düşüncesi kamuoyuna efendim sunuluyor. Bunun geleceği şu deriz eder. Osmanlı Devleti veya Osmanlı Beylik'ten devlete geçerken, Osmanlı Padişahı 2. Murat, genç ve cesur oğlu Sultan Mehmet için geleceğin padişahı kız arayışına girdiler. Maraş coğrafyasında Dulkadiroğulları Türkmen Bey'inin, kızı Sitti Mükrime Hatun'un efendim görücüler vasıtasıyla Fatih'le evlenmesi uygun görüldü. Fatih'in evlendiği genç ve güzel asil Türkmen kızı Sitti Mükrime Hatun Kadirli'den Seymenlerle beraber İstanbul'a gelin gitti. Fatih'in hanımı oldu. Evet bu evlilikten sonra Bayezid doğdu. Bayezid'in de oğlu biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in babasının annesi Nurkadir Bey'in kızı. Dulkadir oğullarının da kışlık devlet merkezi Kadirli şehri. Kadirli şehri Dulkadir oğulları beyliğinden gelen bir isim özelliği taşıyor. O bakımdan Fatih Sultan Mehmet'in hanımı Kadirli'li. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de Kadirli'li. Karşımızda Fatih Sultan Mehmet'in bir tablosu var. Evet İstanbul'u fetheden, orta çağ sona edip yeni çağ başlatan bu ünlü Osmanlı padişahı aynı zamanda Kadirli'li. Çünkü onun hanımı Nur Kadir Bey'in kızı, Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim de bir bakıma o hanımın efendim, torunu oluyor. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarının Kadirli'yle çok yakın ilişkileri var ve Fatih Sultan Mehmet hanımından dolayı Kadirli'li olma özelliği taşıyor. Bir başka şaşırtan gerçekten de şu deriz eder. Yavuz Sultan Selim Kadirli'ye kaplan avına geldi 1515 tarihinde dedesi Maraş Bey'i Alaaddin Bozkurt Bey ile siyasi bakımdan anlaşamamıştı. Maraş Bey'i İdam Şahı'na destek verdiği için Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nda düşmanına yardımcı olan dedesine cezalandırmak için büyük bir orduyla Karşı Maraş yani kadir Sancak e, topraklarına geldi. Göksu'ndan geçti. Andır'ın yakınlarında Gebendeki Gökçebel veya Turna Dağı eteğinde Maraş askeriyle orada bir savaş oldu. İşte bu savaşta Yavuz Sultan Selim dedesiyle karşı karşıya gelip onun ölümünü, ölüp anını görmek istemedi. Çünkü duygularına dayanamadı. Yanındaki askerlerle beraber yakındaki Savrun vadisine gitti. Bir tepenin eteğinden efendim köpeklerin ve askerlerin kovaladığı bir kaplanı gördü. Elindeki demirle hızla koştu, attı ve kaplanın kafasından vurdu. Bu kaplan avını o zamanki Osmanlı devletinin e bir nakkaşı yani ressamı da gravürünü e, minyatürünü çizdi. Karşımızda Yavuz Sultan Selim'in 1515 yılı Haziran ayı içerisinde dedesiyle savaş yapıldığı anda bir tepenin eteğinde kaplan vurması minyatürü var. Yani bu minyatür diyor ki Yavuz Sultan Selim Toros kaplan avladı. Avladığı yerde Kadirli'ydi. Evet o düşüncenin belgesi şu an karşımızda. Yavuz Sultan Selim kaplan avlıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kadirli için bir çalışma başlatıldı. Kanuni Sultan Süleyman Kadirli'ye birkaç kez memurlar gönderdi. 1530 ve 1562 yıllarındaki yazılan tapu tahrir defterlerinde Orada yaşayan tüm insanların kökenleri yazıldı, yaşadığı yerler, ürettiği tarım ürünleri, alınan vergiler, yaş seviyeleri, evli bekar olması, dağdaki ceviz ağaçları, efendim, tutulan balıklar, değirmen sayıları her şey yazıldı. Ben Kanunu Sultan Süleyman'ın defterini okudum ve oradan bilgiler aldım. 500 sene önce Karsımara şehrinde 19 mahalle var. Yaklaşık 400 hane. Evet bu 19 mahallenin isimleri işte Farsakolları, İldaşoğlu, Sungurbeyli, Çobanoğlu gibi mahalle isimleri var. O mahalle isimlerinin sadece Ala Mescit Mahallesi yüzyıllar sonra ismini koruyabilmiş bugünkü Kadir'deki Ala Camii'nin olduğu yerde 500 sene önce Ala Bescit Mahallesi'nin olduğu anlaşılıyor. Kadirli yöresinde Karamanlı, Demircili, Zakirli, Avşar, Farsak, Kavurgalı gibi büyük Türkmen grupları vardı ve onların içerisinde Tatarlar vardı. İşte Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki tutulan defterlerde Kadir yöresindeki yaşayan tüm insanların kökenleri yazıldı. Osmanlı arşivine kondu. Oradaki deftere bakıldığı zaman Kadirli halkının tarihi çok daha iyi anlaşılıyor. Evet karşımızda Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir fermanına baktım. Diyor ki Allah Kadirliği çamurdan ve beladan korusun. Çamur sözü herhalde Toros dağlarında şiddetli yağmurların yağması, savrunun taşması ve ovadaki sel baskınlarıdır. Yani Kadir tarih boyunca o Savrun suyundaki büyük taşkınlar zaman zaman felaket getirdi. İşte ondan dolayı kanunu diyor ki bu bölge insanlarını Allah çamurdan ve beladan korusun çabur savrusunun taşması ama belki belaney bela dersek insanların efendim e, zulme uğraması, çatışmalar, isyanlar ve oradaki büyük tahribatlardır ki o da Kadiri tarihinin çok farklı bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Evet karşımızda Kanuni Sultan Süleyman'ın efendim e, fermanından bir örnek çıktı. O coğrafyanın tarihinde isyanlar yüzyıllarca sürdü. 1600-1865 yılları arasında 260 yılı aşkın bir zaman aşiretler, derebeyler ve valiler kavgası dolayısıyla Kars-ı Maraş sancağı yakıldı, yıkıldı, harabeye döndü. 19. yüzyıl başlarında Çukurova adeta boşalmıştı. Anavarza kalesi eteğindeki o çeltik arazileri kendi haline bırakılmış, su kanalları efendim körelmiş, ve insanlar kış mevsimi anavarzanın eteğine geliyor ama bahar mevsimi yaylaya gidiyorlar idi. İşte o kavgalardan dolayı bakın bir avşar aşireti mensubu elinde tüfeğiyle düşmanına kurşun atıyor ve kavgaya gidiyor. Kavga günlerinin bir fotoğrafını şu an izliyorsunuz karşımızda bir avşar aşiretinin efendim görüntüsü. Ve dersecer Ana e, Anavarza Kalesi eteğinde atabilmiş tüfekleriyle bir araya gelmiş. Aşiret Bey derse ki işte düşmanımız filanca aşirettir, hücuma kalkalım. Tepede davul çalıyor ve bunlar hızla hücuma kalkıyorlar. Kavga başlıyor. Yani bu kavga çok ayrıntılı, çok uzun bir zamanın hikayesi. Avşar Cerit'le, Cerit, Cerit Tacirli'yle, Bozdoğan Tacirli'yle, Farsaklar Avşarlar'la yani oradaki büyük Türkmen grupları hep bir laf kavgalı bir haldeler. Ama o coğrafyanın iki büyük beyi vardır. Biri Kozanoğulları, diğeri Bozdoğan aşiretinin beyi Kerimoğulları'dır. Bozdoğan aşireti Anavarza'nın doğusunda yaşar ve oranın haracını alır ve oraya onların yurt yeridir. Kozan dağlarının yani siz, fke, Haçin, Sayın Beyli'nin efendim o dağların da hakimi Kozanoğullarıdır. Bu bahsettiğim olay 1700 1865 yani 160 yılı aşkın bir dönemde Osmanlı'nın idaresinin zayıf olduğu zamanın bir tarihi gerçeğidir. Evet karşımızda Anavarsa Kalesi eteğinde kavgaya gitmeye hazır aşiretlerin görüntüsü var. Ve Kara Fatma Hatun, Bozdoğan Aşiret beynin kızı. 1820'li yıllarda Maraş yöresinde kavgalara katılan bir insandı. Osman arşivindeki belgelere göre diyor ki işte Emir Dinlebiyen Karşı gelen kavgacı bir kadın. Valilerle kavga, aşiretlerle kavga. Ancak bu kadının bir özelliği var. Düzen kuruyor, cezalar veriyor ve halkın desteğini alıyor. Yıllar sonra 1854 yılında yaklaşık 400'ü aşkın askeriyle Maraş yöresinden yani Andırın ve Kadir civarındaki özellikle Bozdoğan aşiretinden aldığı askerlerle İstanbul'a gitti. Padişah onun gelişini e, izledi sarayından. Orduyunun peşinde Balkanlara doğru hareket etti. Tuna Nehri kıyısında savaşa katıldı. Yaralandı. İstanbul'a geldi. Dilekçe verdi. Madalya aldı. Hayatının son zamanlarını Andırı'nın köyünde geçirdi ve orada öldü. Şimdi Andırı'na giderseniz Andırı'nın efendim Tokmaklı diye bilinen yerinde Beylik Mahallesi veya köyü vardır. Ve o köyün de yanı başında Karafat Mahatma ait bir mezarın efendim olduğu yer vardır erkekler birbirle kavga ederken, eşkıyalık ve hırsızlığın çok yaygın olduğu bir zamanda bir Türkmen beyinin kızı, Türk ve dünya tarihinde büyük yankılar yapan kahramanlık efendim, rolünü oynuyor ve karşımızda Kara Fatma Hatun'un Avrupa kahselerinde çıkan bir görüntüsünü izliyorsunuz.